Herkese merhaba, Murat Unal Teknoloji Platformu'nda iOS 15.2 Beta 3 yazılım güncellemesi yayınlandı. Peki bu yazılım güncellemenin içeriği nedir ve tüm özellikleri nelerdir? Sizlere hemen hızlı bir şekilde başlatayım arkadaşlar. iPhone 11 üzerindeki bu yazılım güncelleme 150 megabit boyutla geldi. Şu şekil sorunlar düzeldi. Wi-Fi ve Bluetooth sorunları vardı. Bu Bluetooth ve Wi-Fi sorunu ve hücresel veri sorunları bunlar tamamen düzeldi arkadaşlar. Bili biliyorsunuz ki uzun süredir Wi-Fi ve hücresel verinin kullanamıyorduk doğru düzgün sürekli hatalar vesaire veriliyordu. Bu iki sorun tamamen çözül, yani çözüldü arkadaşlar. Ben yani şu şekilde herhangi hücresel veride gün boyunca yaptığım bütün testlerde herhangi hiçbir sıkıntı yaşamadım. Wi-Fi de aynı şekil Wi-Fi de herhangi bir sıkıntı veya kopma söz konusu olmadı. Bunları sorunsuz bir şekilde kullandım. Gelen özelliklerden biri ekran süresi. Ekran süresinde burada içerik ve e, gizlilik sınırlamaları kendinize göre yapabiliyorsunuz. Uygunsuz içerikleri buradan engelleyebiliyorsunuz. Dediğim şekil ekran parola süresini açmanız gerekiyor ve parola açarken de mutlaka Apple kimliğinizi girmeniz gerekiyor. Ki Apple e, unuttuğunuz zaman bu parola tekrar kurtarma e, şansınız olsun. iPhone 13 Pro ve Pro Max'ler için de gelen kamera özelliklerini en alt bölüme iniyoruz. Buradan iPhone 13 serisi olan arkadaşlarımız kamerada. Makro çekim bu şekil buradan etkinleştirme yapabilir ve aynı şekilde anıları koru bölümünde de buradan makro çekimin yapılan çekimleri buradan korumasını altına alabilir. Burada da ayarlarını koruyabilir arkadaşlar. Burada da ayarlarınızı yapabilirsiniz. Dediğim şekilde bu sadece iPhone serisi için yayınlanan bir güncellemeydi. Güncellemenin geri kalan özelliklerde ise Airpods 3 arkadaşlar. Bunun için de ekstradan bir güncelleme geldi. Artık telefonunuza iki Airpods bağlanabiliyor. Zaten bu bağlantı yapabiliyordu ama Airpods 3 üzerinde bir güncelleme sorunu vardı. Bu güncelleme ile beraber bu sorunları düzeltildi. Ekran ve parlaklık kısmında şu şekil e, görünüş biraz düzeltilmiş arkadaşlar. Görünüş biraz daha kıyaslı bir şekli olmuş. E, Samsung Galaxy S8 gibi bir ayrıntı profili gibi olmuş arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde ben beğendim. Hoy modda biraz daha iyi görünüyor. Şu anda ben açık modda olduğum için detaylı video için şu anda da güzel bir görünüşe sahip. Gizlilik bölümünden en altta uygulama gizlilik raporu. Bu gizlilik raporu arkadaşlar gün içerisinde telefonunuz hangi alana ve hangi uygulama a aktivesine bağlanmış. Bunları hepsini buradan görebiliyorsun. Örnek olarak PUBG Mobile. PUBG Mobile bu deseni IP adresi nereye bağlanmış? Sadece PUBG'ye bağlanmış. Bir de buna bakalım nereye? Bu da sadece PUBG'ye bağlanmış. Tümünü gör dediğimizde ise görmüş olduğunuz PUBG sadece kendi alanına bağlanmış ama Facebook o şekilde değil. Facebook baya bir uyanık. Şu şekil Facebook 99 siteye erişim sağlamış. Bu da sadece kendi alanına bağlamış. Facebook bazı verileri birçok yere erişim sağlayabiliyor. Bunları da kontrol ederek göreceksiniz. Şu şunlara baktığınızda gereken verileri görmüş olduğunuz gibi birçok uygulamaya erişim sağlayabiliyor Facebook. Dediğim şekilde Facebook gerçekten çok tehlikeli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen gün baktım fotoğraflarımdan kişilerime kadar her şey erişim sağlamıştı. onun şu anda IP adresini bulamıyorum. Burada da bunları kontrol edebilirim ve Apple'dan itiraz edebiliyorsunuz. Dediğim şekil burada bunları yapabiliyorsunuz. Gelen güncellemelerden iPhone'umu bul yeni nesneleri ekle vesaire buradaki e, yenilikler var arkadaşlar. Bu yenilikleri de buradan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şu an sürdür diyorum. Buradan nesneleri ekleyebiliyorsunuz. E, şuradan nesne nesle ekle dediğimizde ise şu anda aranıyor. Buradan istediğiniz nesneyi ekleyebiliyorsunuz ve aygıtlar ben kısmı bunları hepsini kendinize göre dizayn edebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan artıya bastığınız andan itibaren hangi nesneyi eklediğinizi başka nesneyi ekle kısmında bunları kendinize göre ayarlamasını yapıyorsunuz. Takım araçların bazıları çalışmıyordu. Şu anda takım araçların tamamen çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Takım araçlardaki sorunlar da tamamen giderildi. Ve pil performansını hızlı bir şekilde bakalım. Pil performansında değişiklikler oldu. Şu şekil pil performansım. eskiden %96 yüzde %98'e yükselmiş. Yanlış hatırlamıyorsam %96 idi. %2'lik gibi bir artışım var diye düşünün burada %98 şu anda pil maksimum sağlığı yazıyor. Onun içerisinde pil sağlıkta da değişiklikler var. En son telefonumu şu şekilde sarı günü şarj etmiştim. Şu anda çarşamba günü arkadaşlar telefonum %99 aldım. Şu anda telefonun pil yüzdesi %27 arkadaşlar. Telefon gayet güzel bir şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Pil performansında da iyileştirmeler var. Geekbench skor puanına baktığımızda ise bir önceki skor puanına göre Geekbench skor puanı şu anki mevcut iyi bir önceki skor puanına bakıyorum Beta 2'nin skor puanı 1322 3316 şu anki skora baktığımızda ise 1330 3382 şu anda Geekbench skor puanları bunları gösteriyor telefonda herhangi bir kasma donma söz konusu değil arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntı sorun yaşamıyoruz. Dediğim şekil IS 5.2 birçok sorunu düzeltecekti. Telefonun şarj sorunu, hücresel veri, Wi-Fi sorunu vesaire bu sorunların hepsini düzelteceğine inanıyorum arkadaşlar. Bu yazılım güncelleme tahmini 28-29 Kasım ya da 1 veya 5 Aralık arasında halka açık bir şekilde yayınlanmasını bekliyorum. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.